Merhaba gençler, önceki videoya aşırı ilgi oldu beklemediğim kadar. Önceki derken aslında iki önceki video oluyor. Ben de biraz yeni takipçilere mevzuyu açıklayayım istedim. Yani ilginç sorular geliyor. Hem ekliyorsunuz LoL'den hem de işte ne bileyim yorumlarda da görüyorum. Öncelikle bu kanal benim yani öylesine bir kanalım. Hani benim normalde başka projelerim var. Mühendislik bitirdim. Biz app yapıyoruz. Aynı zamanda da bunlarla ilgili videolar çekiyoruz. Benim ortağım var. Videoların daha kaliteli olabilmesi için işte zaten bazı videolarda anlatıyordum işte mikrofon kötü abi, mikrofonu düzeltiyorum. İşte ne bileyim ışıklar kötüydü ilk videolara bakarsanız ışık satın aldım ışığı düzelttim. Mesela şu an da tek tarafımdan vuruyor çünkü ikisini birden açmadım. Ama iki tane büyük ışığım var. Yani profesyonel seviyede videolar çekmeye çalışıyoruz başka projeler adına. Hatta bir YouTube kanalı daha oluşacak. Kısmet olursa. Yani kanaldaki videoların çoğu o amaçla. Ben normalde de LoL'ü uzun süredir oynayan biri olduğum için kutuları alıyordum yani ilk çıktığından beri. Çünkü LoL'de benim yapacak bir şeyim kalmadı. Özellikle şampiyon açamıyorum. Oynadıkça da oyunu da bırakmıyorum. Yeni bir şeyler olsun diye kutu açıyordum. Kutular bana hoş geliyordu ama normal şartlarda hani biliyorsunuz pek beğenmediğimi söylüyorum vesaire. Hatta onunla da ilgili neye göre beğendiğimi beğenmediğimi de açıkladığım bir video olacak ileride. Kendi özel hesap makinem var. Ona göre çıkan kostümlerin kristallerinin işte öz değeri vesaire gibi hesaplar yapıyorum. Neyse yani o kutu videolarını çekmemdeki amaç zaten alıyorum. Millet de izliyor galiba diye düşünüp çekiyordum. Hani hem deneme hem de bir yandan şey hani bu kutular bana Riot'tan bedava gelmiyor veya ben işte YouTube kanalım büyüsün diye almıyorum. Hem işte kanala video hem de zaten almayı istediğim için kutuları alıyorum. LoL'ü çok uzun süredir oynuyorum. Ben eskiden Battle for Middle-earth 2 oynuyordum. Bilmiyorum yaşınız tutuyorsa belki hatırlarsınız. O bir strateji oyunuydu. Yani böyle büyük ordularla tek bir karakteri değil, orduları yönettiğiniz bir oyundu. Ama LoL'e biraz benziyor. Bu ne lan? B34. Aha ölmüş zaten. O oyunda ordularla savaşıyordunuz. Bu oyun LoL'le geçiş sebebim o oyun kapandı. Sonra Company of Heroes oynuyordum online'ını. O da kapandı. Normal single player parayla satılan versiyon değil. Joho diye bir oyun vardı. Ben de dedim ben PvP oyun oynamayı severim yani. Dengim biriyle oynamayı aynı zamanda. Yani olay sadece yükselmek veya çok iyi olmak veya yenmek değil. Keyif verici bir oyun olmasını severim. LoL'de bedavaydı ve çok oyuncusu olduğu için bronzken bile bronz rakip geldiğinden hani keyifli maçlar oynayabiliyordum. Kaybetsem bile önemli olan şey benim için. Zaten bu Clash'i de o yüzden oynamak istedim. Oha ne oluyor lan? Bunun kruvu kötü müymüş? Uçağı kaybettim amına koyayım. Ha aşağıda. LoL'ü de o şekilde oynamaya başladım. Sonra yıllar geçti. Bu tabi sezon 1 falan yani benim hesabı açışım. İşte sezon 2'de simgelerim vesaire var. Of, uçağın kanadına çarpıyorduk. Ondan sonra hay amına koyayım uçak bayağı yarrağı yedi benim şu an. Ondan sonra LoL tabi alıştık, bırakamadık. Çok uzun süre oynayınca işte ne bileyim nadir simgeler olsun, Dominion modu belki çoğunuz oynamadı. Onu ben o kadar çok oynadım ki o nadir simgeyi verdi vesaire derken artık bırakacak seviyeyi geçtik. Yani benim LoL'ü aşırı beğenerek oynadığımdan değil artık bir spor gibi, bir alışkanlık gibi olduğu için. Yani yerine göre takımlara koçluk ve analizcilik yaptım. Daha düşük yükselme seviyesi veya üniversite turnuvalarına katıldık. İTÜ'de okuyordum. Hatta birkaç sene uzatmamın sebebidir LoL'de. Yani
Paso LoL oynayarak geçirdim günlerimi. Günde 5-6 oyun atıyordum yani çok fazla bir miktar oluyordu. Ki bir de şu andaki gibi hızlı da değil. Yani 5 kişi hem ne bileyim rankları seçiyor. İşte buraya girsem mi ki ya 3 tane uçağa. Hem rankları seçiyorsun, yok lane kavgası. Eskiden böyle değil, böyleydi yani. Bayağı sıkıntılar vardı. Şu an mümkün olduğunca kısa geçiliyor. Oh, girsin ipneye. Şu BF110'u kesmem lazım da o mic beni sikmese bari. Güzel, kestik. Bunu amına koyayım. Su tabancasıyla ateş ediyor ipneye. Şunu bir sikelim ya. Hadi, hadi. Ay. Neyse en azından çarptık oça. Ne diyordum? İşte o zamanlar çok zamanımı yiyordu bu LoL. Sonradan alıştık tabii, biraz yavaşlattık. Bu oyunu bu konuşmanın içinde yapmamın sebebi LoL'deki asıl benim iyi oynamaya başlamam bu oyun sayesindedir. Bu oyunu da 2013'ten beri oynadığım bir oyun. Ara ara oynuyorum ama bunu çok nadiren. Bu da free to play bir oyun. War Thunder ismi. İsterseniz oynayabilirsiniz. Bu ne ayak diyeceksin şimdi. LoL'le hiçbir ilgisi yok. Yani motorlu taşıt falan kullanıyorsun. Şimdi bu oyun ben 2. Dünya Savaşı tanklarını çok severim. Tank oyunu için girmiştim. Ama uçakları deneyince çok hoşuma gitti ve kaldım. Şimdi 2. Dünya Savaşı mühendisliğin çok altın çağları denebilir. Yani böyle iş güvenliği, insan sağlığı kimsenin sikinde değil. Yapıyorsun abi, tasarlıyorsun ve deneyecek birileri var. Zaten millet ölüyor böyle gördüğünüz gibi. Neyse kısa keselim. İkinci Dünya Savaşı'nda görüyor, tamam mı? Japon'un uçağı çok iyi dönüyor mesela. Bu gördüğünüz uçak Amerikan uçağı bir tane. Diyor ki ulan biz bunları nasıl yeneceğiz? Adamlar iki tane motoru fighter'a koyuyor abi. Normalde tek motorlu olur fighter'lar. Öyle olunca Japon uçaklarını sikertmeye başlıyor. Yani LoL'deki biraz counter mantığında ama LoL gibi değil. Yani bunda iki eşit seviyedeki pilot olduğu zaman çok iyi olan bir uçakla hani kapışamıyorsunuz. Mecburen ona göre taktik yapmanız lazım. İşte adam senden yukarıda mı, aşağıda mı düşünecek bir sürü zamanınız oluyor. Bir de LoL'de bir genelde öyle değil. Adam dalıyor falan. Artık düşünmeden hareket etmeniz gerekiyor. Bunun da öyle değil. Yani adam yukarıdaysa işte bakın bu H111 mesela oyun bilgisiyle de gelişiyor. Bu H111 bomber. Ben bu bomber'ı gidip yaslarım. Çünkü benim uçağım bomber kesme kabiliyetinde. Direkt gidiyorum. Mesela şuradaki HS-112 falan var. Belki görebiliyorsunuzdur. O da aynı şekilde. Bu iki uçak bomber olduğu için rahatlıkla kesebiliyorsunuz. Ama mesela Yak-7 ile falan kapışmak biraz göt ister. Çünkü benim uçağım bayağı hantal Yak-7'ye göre. Şu JU-87'nin mesela altındaysanız Yusuf kaçmanız lazım. O tarafa doğru gidiyorum ama bayağı uzakta o. Yanlış anlaşılmasın. Neyse bunlar geyikler. Bu oyunumuzun konusu yani videomuzun konusu LoL olduğu için LoL'e dönelim. LoL'deki etkisi ne oldu bana? Bunda böyle taktikleri öğrenince yani taktiksel yaklaşmayı öğrenince LoL'de de oyun tarzımı değiştirdim. Yani ısrarla aynı hero'yu oynamak ve 0-8 gitmektense işte duruma göre rune sayfaları yaptım. Biliyorsunuz eskiden rune'ler daha bir farklıydı bizimkine göre. Veya işte hangi hero gelirse hangi hero'yu alayım. Daha böyle şampiyon havuzumu o anki meta'ya göre düzenledim. Veya takım arkadaşlarımın seçtiği rollere göre mesela tank alım almışsa daha tankımsı hero'lar. Veya tank çoksa daha damage'a yönelik hero'lar. İşte AP eksikse AD almalar bilmem ne derken. Baron kesme gücümüz azsa barona fazla hasar verecek. Yani sadece full AD'yiz, full AP'yiz diye bakmadan olaya. Karşı takım tanksa tank eritebilecek hero'lar. Dediğim gibi yani daha şampiyon seçim ekranında girsin yavrum. Of çok pis sapladılar bana ya. Tabi bombalarla çıkınca bombalar yavaşlatıyor, onu düşünmedik. Vay amına koyayım herif. Japon mu? Rus P47'siyle kesmiş.
Dur lan şu bombaları atalım. Biraz şey yapalım. Bu uçak hem fighter hem de bomber gibi takılabiliyor. Bombaları atınca daha işte agile deniyor. Yani daha rahat dönebilen keko bir uçağa dönüşü. Bombalar varken hiçbir sik yapamıyorsunuz manevra olarak. Bayağı detaylı bir oyun yani. Çok güzel. Oynamak isteyenler olursa daha detaylı da bir bu oyun için video çekebilirim. Onu belirtmeniz lazım şeylerde, yorumlarda. Bu LoL'e etkisine gelince, bunları yaptıktan sonra aşırı ciddi anlamda hani çok kolay biçimde altına ulaşmaya başladım. Altından sonrasına niye çıkmıyorsunuz diye soranlar var. Abi yani hani iş güç bilmem ne, o plat olmak çok ciddi bir efor. Ben sezon 4'te oldum, bir daha da olacağımı sanmıyorum yani hani. Çok çok böyle iyi bir takım kurarsak belki olur da. Ne oluyor amına koyayım? Herkes ters yöne gidiyor. Vay amk, şunu keseriz herhalde. Bu Spitfire'ı belki şeyden hatırlarsınız. Dunkirk filmini izlediyseniz. Dunkirk artık ne sikse. Oradaki bizim esas olan uçağı Spitfire'da. Tam olarak hangi Spitfire'da onu bilemem. Bu yanıyor işte yine. Bu olma ihtimali yüksek ama bu Spitfire biraz savaşın erken safhalarındı. O filmde savaşın erken safhalarında geçiyor. Olabilir yani. Puf. Bir tane daha oynayalım ya. Fazla uçak kesemedik. 5 tane kesmişiz. Search. Yap search kardeş. İşte bu oyun hem kısa sürüyor gördüğünüz gibi videonun başından itibaren bir oyun oldu. Hem de o kill alma hissini yani kazanıp kazanmamanızdan bağımsız olarak. Çünkü LoL biliyorsunuz 40 dakika oynuyorsunuz. Kaybederseniz daha da sinir stres rankta hele yaratıyor. Bir tane daha oynayayım abi. Bir tane kazanayım oynayayım bilmem derken olmuş size 5 saat geçmiş. Bu oyunda ben o yenme hissiyatımı doyurup LoL'ü daha az ve öz oynamaya başladım. Yani günde 1, 2, 3 oyunla çok rahatlıkla altına çıkabildiğim. İşte dediğim gibi platini falan olmaya kasmıyorum ama onu da daha rahat olabileceğimi düşünüyorum. Çünkü daha az sinirleniyorum, daha az işte hata yapıyorum vesaire. O açıdan ciddi ilerlememi sağladı bu oyun. Bazen hala stres atmak için giriyorum. Tank modu da var. Tanklarla uçakların bir arada olduğu modu da var. Yani özellikle böyle 2. Dünya Savaşı seven biriyseniz, ben bu oyundan önce Battlefield'da uçak falan kullanıyordum. Yani Battlefield buna göre oyuncak gibi kalıyor. Yani hasar modelleri bunda kanadın ucu kopuyor falan, ona göre davranıyor uçak vesaire. Güzel bir sürü şey var. Artı çok zor da değil. Yani fareyle kullanabiliyorsunuz uçağı. Normalde uçak oyunları joystick ister yani. O sopa oluyor ya, yarrak gibi. Onun kullanmanız gerekir. Bunda öyle bir şey yok. Yani rahatlıkla uçağı kumanda edebiliyorsunuz. Mouse'unuzun önüne doğru gidiyor. Ben hem klavyeyi hem mouse'u kullanıyorum. Duruma göre şu hareketleri klavyeyle yapıyorum ama mesela adamı hizalamayı bununla mouse'la yapıyorum. Kesemedik ibneyi ama olsun, önümüze alırız herhalde. 16 o kadar rahat döner mi? Dönüyor ya uç. Da bende 2 motor var ya RAM. Ya illa zorlayacaksın değil mi beni? İlla kekoluk peşindesin. Flap açıyorum, kapatıyorum arada. Evet, takım arkadaşı geldi. Yarrağı yedik. 16 ile de kapışamıyor musunuz? Gerçi 16 Rus uçağı. Bu oyunda Rusların olduğu için biraz bias var diyorlar. Ben çok onu göremedim. Hani realistik de ona bakmak lazım. Çünkü Rus uçaklarının daha güçlü olduğunu pek düşünmüyorum.
Ama Rus tanklarında birazcık kıyak geçmişler yani, özellikle mermi konusunda. Neyle, T-34 ile neyi vursak one shot oluyor. Tiger'la vuruyoruz falan, adam ölmüyor. Böyle garip garip şeyler ki Tiger biliyorsunuz kodumu oturtturuyor. Ama uçaklarda genelde İngiliz uçaklarıyla, yani Almanların bazı uçakları çok iyi. Amerika'nın birkaç iyi uçağı var. Şimdi İtalya geldi böyle saçma sapan ırklar. Bir tek Japonların uçakları çok kötü. Ama Japonları da oynayan mazoşistler o kadar iyi oynuyor ki dengeliyor yani. Harbiden Japon oldu mu ben kaçıyorum. Uçak iyi olduğu için değil, pilotu iyi oluyor genelde. O nedenle oh girsin. Pilot mu ölmüş? Ne, kanadı kopardık herhalde. F4'ü bak Apache gibi dalıyor. Dive bombing. Koçum arcade'de dive bombing olmaz. Oha bu ne ha? Mal mal takla atıyor. Enerjisini sikti şu an bu. Ju-87. Bu Ju'lar Stuka'lar vardı yine Dunkirk izlediyseniz. Dalıyordu hani vın diye ses çıkaran. Bu Ju'lar o uçaklar oluyor genelde. 87 direkt ondan mıdır bilemiyorum. Buna bir şey yaptık ama ne yaptık tam çözemedim. Bu Alman Bf-109'u. Normalde benden iyi dönmesi lazım. Niye dönmüyor onu anlamadım. Yavaşlattı. Tail'da hasar verdik. Bu ölür zaten, öldü. Bu elimdeki uçak bayağı sikko bir uçak aslında ama bir yarımız düşük olduğu için 16 gene geldi, tipini siktiğim ya. Şu uçağın üstü açık abi, bak gördünüz mü bilmiyorum. Adamın üstü açık. Aha çarpıştık. Burnu kırdık. Sokayım ya. Üstü açık uçakla dogfight yapıyorlar. Ben anlamıyorum ya. Rus vodka power. Onun dışında ne diyordum? Ha, niye bayık konuşuyorsun diyorlar. Abi dediğim gibi LOL yani beni artık hayattan soğuttuğu için LOL'e karşı hissiyatım çok yerlerde, anlatabiliyor muyum? Hani böyle bir heyecanlı uf lan falan muhabbeti olmuyor. Bu arada ben çok oyun oynarım yani, dediğim gibi Battlefield oynamışlığım var bayağı bir. Sonra Hearthstone'u işte düzenli oynuyorum. Bu oyunu 3-4 ayda bir 5-6 saat oynuyorum. Çok oynamıyorum öyle. Ama bir ara çok oynuyordum işte, dediğim gibi. LoL'ü bırakıp buna geçmiştim. Sonra notlarım yükseldi. Okulu bitirdim bilmem ne derken artık bunu da bıraktım. Ama bu oyun benim sevdiğim, en sevdiğim oyunlar içindedir. Sonra araba yarışı çok oynuyorum. Araba yarışlarını severim yani. 4-4'ü beğendim. 4 rally yine oynuyorduk. Direksiyonum falan da vardı bir aralar da sonra sattık. En çok oynadığım ne? Diablo'yu çok oynadım. Diablo 3'ü. Halifax kardeş nereye dive diyorsun ya? Oğlum kucağa düştün. Halifax da bomber bu arada. Manevra kabiliyeti sıfır arkadaşın. Yani ölseydin iyiydi ama KS'ye geldiler ya, KS atacaklar. Abi herif beni öldürecek galiba ölmeden. Evet beni öldürdü. Su tabancasıyla vuruyorum galiba. P40'e. İyi P40 kesti ibneyi. Böyle de glide yapıyor, güzel. Bakın yana yana kanat parçalandı. Oyunun şeyi bayağı iyi yani, hani iyi bir bilgisayarınız varsa çok güzel grafikler de var. Aynı zamanda sağlam animasyonlar vesaire. Ulan bombaları alsam iyiymiş, sonlar duruyor. Neyse gidip siker triz ibneleri. Oho bizim takımı kaymışlar yani, aşağısı çok fena gözüküyor. Biz biraz yukarıda takılalım. Halifax'ı ölmem çok nubucu oldu bu arada. Halifax yani bayağı yüz karası bir bomber. La güç. La güçü alır mıyız? Eğer Russian biası yoksa alırız yani. Lag'da Rus uçağı. Dönene.
Ne vardı ya? Benim çok oynadığım bir oyunu söyleyecektim size. Seversiniz belki. Bu arada Dota hiç oynamadım. İlk Dota'yı da oynamadım. Dota 2'yi de pek sevmedim. Ama LoL'ü çok oynayınca zaten o tarz oyunlara geçilmiyor ama HOTS'u beğenmiştim. İyi kesiştik ipneyle. HOTS Heroes of the Storm bayağı hoşuma giden bir oyun yani hani hiç LoL'e başlamamış olsam onu oynardım. Çünkü böyle minyon kes bilmem ne öyle kıl tüy şeyleri yok. Bir de bayağı değişik haritası var. Gerçi LoL'de biraz ondan esinleniyor bu yeni mod. Betadayken de videosunu çekmiştim. Nexus dalgası vardı ya o bayağı güzeldi. Steam'de oynadığım başka oyunlar var. Değişiyor. CSGO, evet. CSGO'yu da ara sıra oynadığım bir oyun. Öyle çok global bilmem ne durumlarım yok ama arada girip headshot atıyoruz bir iki tane. PUBG'yi arkadaş aldırdı sonra oynamayı bıraktı. Ben oynuyorum ama para verdik diye. PUBG aslında fena bir oyun değil yani benim hoşuma gidiyor. Çünkü Fortnite'ı çok beğenmedim ben. Çıktığı zaman oynamaya başlamıştım. Böyle bir garip geldi Minecraft'la birleşmiş. Craft oyunlarını hiç sevmiyorum. Evet. Craft'lı herhangi bir Terraria, işte ne bileyim Minecraft, yok Rust. Bunlar hep nedense bana malca geliyor. Craft'lı tek şeyi çok beğendim. Space Engineers diye bir şey vardı. O cidden güzel böyle nefessiz kalıp ölüyordum. Bayağı uzay boşluğu hissiyatını da veriyor oyun yani. Böyle mal gibi kalıyorsun mesela havan biterse, yakıtın biterse. O açıdan hani hem survival hem şey böyle biraz hoşuma gitmişti oyun. Onun dışında yani olay bu. Hani Gold'dan işte Plata niye çıkmıyorsun diyorlar. Onu cevapladık. Zaman kalmıyor. Video sıklığının az olması bu kanal öyle çok bir yere varsın diye yapılmış bir kanal değildi ama hani bir şekilde izleyici sayısı artarsa veya değişik talep ettiğiniz oyunlar varsa çekebilirim. Yayın açmayı düşünüyorum. Özellikle bu şimdi Cuma günü ne koymuş olacağım bu videoyu. Cuma günü akşam saatlerinde ben bir yayın açmayı düşünüyorum. Twitch'ten açarım herhalde. Twitch'teki adım bu değil. Blue Rocks yani link olarak koyarım videonun açıklamasına. Blue Rocks sadece linki. O da çok eskiden. Bu kanalı da çok eskiden açmıştım yani. Böyle saçma sapan Grid 2 videoları falan koymuştum diye hatırlıyorum. 2011'de falan açıldı yani ilk ama şimdi bir düzene soktum gibi. Yani düzene sokmak da denebilirse bunu ama bilmiyorum. Yani öyle çok aşırı ciddiye alarak çekmiyorum videoları bu kanal için. Ama dediğim gibi yani bu kadar takipçi olmasını beklemiyordum. Takipçi olursa çeşitli videolar atmaya devam edeceğim. GTA 5 özellikle en çok oynadığım ikinci veya üçüncü oyun olabilir LoL'dan sonra. GTA 5'i çok seviyorum yani gerçekten adamlar herhalde şimdiye kadar yapılmış en iyi oyun olabilir GTA 5 benim gözümde. Online kısmı özellikle. Single player da güzeldi de online yani ben bayılıyorum. Oynayan arkadaşlar varsa nicklerini yazsınlar ekleriz. Şimdilik bu kadar gençler yani. Böyle geyik bir video çektik. İnşallah sıkılmamışsınızdır. Sıkılmayın diye de hafiften bir böyle uçak uçurmalı video falan da çektim. Hani boş boş konuşmaktansa izleyecek de bir şey olur. Ama çok böyle kendimi vererek de oynamadım tabii. Öyle yani. Tepkilerinize göre değişik şeyler yaparız. Bir sonraki kutu açılışına kadar hoşça kalın. Video yayına gelebilirsiniz. Yani bu akşam ya PUBG oynarım ya GTA oynarım veya belki LoL'ün yeni modunda hani seyircili oyun falan da yapılabilir. Ekleyen çok fazla kişi oldu çünkü. Onlarla takılınır. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın.